Günaydın. Lale. Ay ben de seni arayacaktım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim de sana üzüldüm yani. Ne oldu? Neden? Ya, ne bileyim, sen benim kankimsin yani. Böyle başına ufacık bir şey gelse üzülüyorum ben yine de. Ay senin üzüleceğin ne oldu ki? Ya işte Onur'la kavga etmişsiniz ya balayından da. O yüzden erken dönmüşsünüz. Ona üzüldüm. Kim söyledi sana böyle bir şey? Erol. Erol'e de Onur söylemiş. Nasıl demiş mesela? Şey demiş işte, Erol sormuş. Hani niye döndünüz erkenden, hayırdır falan diye. Onur da kavga ettik demiş. Öyle mi demiş? Ya yalan mı? Yalan mı söylemiş? Yok, öyle bir tartışma oldu da önemli bir şey değil. Geçti gitti. Ha, öyle diyorsun. Zaten önemli bir şey olsa senin burada ne işin var yani? Ben seni tanımıyor muyum ya? Sen var ya, Onur sana böyle bir şey yapmış olacak yani. Böyle balayından böyle dönecek kadar büyük bir şey. Bırak buraya gelmeyi, sen onun vallahi yüzüne bakmazsın. Domuz gibisin yani. Ama iyi manada bir domuz. Yani sağlam kadın gibi. İnat. Tabii canım, öyle bir şey olsa ben... Niye buraya geleyim? Ne işim olur? Ben seni tanımam mı kankim benim ya? O zaman sen böyle iyiysen ben rahatladım yani. Hadi git Kacitan'la barış. Tamam canım. Gel. Hayatım, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Bir şey mi oldu? Yo. Gelmemden rahatsız mı oldun yoksa? Tabii ki rahatsız olmadım. Geleceğinden haberim yoktu. Şaşırdım sadece. Ya senin yanında olmam gerektiğini düşündüm. Balayımızı yarıda bıraktık ve sen büyük bir sorun yaşadın ve ben senin yanında değilim. Çok ince düşünmüşsün hayatım, teşekkür ederim. Zaten yanından hiç gitmemem lazımdı. Biz yeni evlendik. Annemin yanında ne işim var benim? Eş olmak bunu gerektirir. Bütün sıkıntılarımızla beraber olmamız lazım. Kesinlikle. Şantiyede durumlar ne? İstersen gidip bakabiliriz. Yok, ben hallettim. Gerekli görüşmeleri yaptım. Bir sorun yok. Zaten çıkıyordum, sen geldin. Hadi çıkalım, evimize gidelim artık. Çalışmayacak mıyız ki? Çalışacak mıyız ki? Ya şimdi sen yeni projeyle ilgili dosya gösterdin ya bana. Ben de neler yapabiliriz diye düşündüm, birkaç fikir edinmiştim. Aa. Evet, yani sana anlatmak için sabırsızlanıyorum. Ben de görmek için sabırsızlandım şimdi ama... Yani işi bekletsek de... Yarım kalan balayımıza devam mı etsek acaba? Tamam, çıkalım o zaman. Tamam. Sen kendi arabanla mı geldin? Evet. O zaman bizimkileri aldırırız arabanı. Eve götürsünler. Sen benimle gel. Tamam. Telefonunu unutma. Tamam. Yakası düzgün mü? Oldu.
Hayatım sen iyi misin? Hı hı. İyiyim. Yorgunluk çöktü değil mi? Aynen ya. Bak ne diyeceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Akşam yemeğini ben hazırlıyorum, tamam mı? Sen de böyle rahat rahat ayaklarını uzatıyorsun. Geçiyorsun televizyonun karşısına, dinleniyorsun. Yani dinleneceksin ki gecemiz güzel geçsin. Nasıl plan? Anlaştık. Ben o zaman hemen üzerimi değiştirip mutfağa geçeceğim. Tamam, ben de bir duş alayım. Şöyle ılık güzel bir duş al aşkım. İyi gelecek. İstersen ondan sonra sana masaj da yapıyorum. Tamam. Gözümün içine baka baka bana yalan söylüyor. Ya ama neden? Ya o otelden neden bir anda dönmek istedi? Ona bu derece yalan söyleten şey ne? İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.